Astım alerjinin formlarından birini oluşturur hastalık olarak ve her yıl Amerika'da yaklaşık 15 milyon kişiyi etkilemekte. Bunun 10 milyonu erişkin, 5 milyonu çocuklardan oluşmaktadır. Genellikle çocukluk yıllarında başlar. Yılda Amerika'daki istatistiklere göre 1.8 milyon poliklinik başvurusu vardır astımdan dolayı. Yaklaşık 10 milyondan fazla okul gün kaybına neden olur ve 100 milyon gün aktivite sınırlamasına neden olabilir. Astımda risk faktörlerini sıralayacak olursak, erken çocukluk döneminde astma semptomlarının başlaması ile ilgili faktörler arasında aile veya kişisel atopi hikayesi, yani anne babada atopinin olması başlangıçta sayılabilir. Yine çocuğun erken dönemlerde pasif içiciliğe, yani sigaraya maruz kalması çok önemli faktörlerden biridir. Çocuğun bu dönem içerisinde sık geçirmiş olduğu viral üst solunum yolu enfeksiyonları yine astımın başlangıcında tetiklenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Doğumda ve erken dönemde küçük hava yollarının olması, çocuğun erkek olması, düşük doğum kilolu olması gibi bir takım risk faktörleri sayılabilir. Kalıcı astma semptomları ile ilgili faktörleri şey yapacak olursak, alerji, aile veya kişisel atopi hikayesi, sigara dumanına maruz kalma, bir de indoor alerjenler, yani ev içindeki alerjenlere uzun süreli maruz kalmayı sayabiliriz. Alerjik rinit ve astım genellikle birlikte bulunurlar. Çünkü hemen hemen aynı immünopatogenez dediğimiz aynı mekanizmalarla hastalık meydana gelmektedir. Her iki hastalıkta enflamatuar, yani alerjik reaksiyonda bir takım ödemler, şişmelerle giden, salgılarla giden bir hastalıktır. Çünkü üst ve alt solunum yolu mukozası aslında birbirinin devamıdır. Yani burnumuzun ucundan başlayarak akciğerlerimizdeki son hücreye kadar birbirinin devamı olarak devam ettiği için, yani bir alerjik rinit var, arada bir bariyer var, akciğerde hiçbir şey yok diyemeyiz hiçbir zaman veya tam tersi. Ve yapılan istatistik çalışmalar göstermiş ki alerjik riniti olanların aslında %40'ında tespit edilmemiş astım olduğu görülmüş. Astım tanısı olanlarda ise %72 oranında alerjik rinit olduğu görülmüş. Ki bu oranlar oldukça yüksek orandaki bulgulardır. Burundaki alerjik reaksiyonların tedavi edilmesi aslında alt taraftaki astmatiform bir takım reaksiyonların, hastalığın tedavisinde anahtar rol oynar. Onu da şuna benzetebiliriz. Musluk yukarıdan damlatıyor, siz alt tarafta akciğeri tedavi etmeye çalışıyoruz. Ne yapmak lazım? Musluğu kapatmak lazım. Ne yani? Alerjik riniti öncelikle tedavi etmek lazım ki postnazal drip dediğimiz genze olan akıntıların devamlı olarak bronşları ve akciğerleri irite etmesini engelleyip hastalığın daha kolay bir şekilde veya konsantre bir şekilde tedavisinin yoluna gidilmesi ve başarı sağlanması sağlanmalıdır.